Evet sevgili seyirciler, dün çok güzel bir seçim oldu. Demokratik bir şekilde sevgili Ahmet Kuyubu Başkan ile Ali Köfte arasında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlık seçimi Hünkar Düğün Salonu'nda yapıldı ve ezici bir çoğunlukla Ahmet Kuyubu tekrar başkan seçildi. Tabii orada teşekkür konuşmasında inanılmaz heyecanlı gördüm sevgili başkanı. Sağ olsun bugün de makamına geldik. Hem o dünkü heyecanını hem de seçim sonucunu bir değerlendirmesi için kendisine mikrofon uzatmak istiyoruz. Sevgili başkanım, öncelikle başarılar, tebrikler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben takriben 20 gün önce bir yazı yazmıştım. 240'a 70, 229'a 81, 10 sayıyla ben tahminimi bilemedim ama gerçekten güzel bir sonuç. Ne söylemek istersin Kahramanmaraş için, odamız için, esnaf vatandaşlara, arkadaşlara ne söylemek istersin? Her şeyden önce bu genel kurulumuzun Kahramanmaraş'ımıza, esnaf sanatkarlarımıza, odalarımıza, odalar birliğimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün destek veren, gönül veren, dua eden gerek teşkilatımız gerek kamuoyunda, Kahramanmaraş kamuoyu destek veren, oy veren kardeşlerimiz kadar bize sahip çıktı. Bizi çok onur ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum. Tabi seçim sonucuna gelince illaki kamuoyu her şeyin farkında. Bu şartlara rağmen yine aldığımız sonuç çok iyi bir sonuç. Yine teşkilatımız, kardeşlerimiz tercihini doğru, dürüst, hizmetten, başarıdan yana kullandı. Bu da bizi fazlasıyla memnun etti. Zaten bir şüphemiz yoktu. Çünkü ben her zaman derim Allah emek yemez. Burada bir emek var. Bunu bir Maraş değil Türkiye biliyor. Sonra biz bu işe gönlümüzü koyduk, yüreğimizi koyduk. Bizim başka hiçbir hesap kitabımız yok. Hiçbir beklentimiz yok. Bizim tek beklentimiz Mevlam'ın rızasını kazanmak, Kahramanmaraş'ımıza faydalı olmak. Başka hiçbir şeyin hesabı yok bizde. Başkanım, tabii karşımızdaki rakip AK Parti İl Başkan Yardımcısıydı ve istifa etti ve aday oldu. AK Parti'nin yetkili isimleri arkasında durdu. Son güne kadar çalıştılar. Hatta son günde sahaya indikleri konuşuldu. Bakış açınız nasıl? Yani aslında bunları konuşmak üzüyor beni. Tabii biz de insanız. Bizim de yani bir kalbimiz var. Tabii bir de şimdi bir insan kime kahreder? Yani beklemediği bir insandan ters bir şey görürse kahreder. Benim o gerek seçim sonraki konuşmamda gerek basına yansıyan konuşmalardaki ağır ithamım, tekrar diyorum ağır ithamım sadece Ali Köfte'ydi. Ağır ithamım. Yani kahrım buna destek veren siyasilerdi. Yani siyasilere kahrettim. Ama Ali Köfte'ye ağır ithamda bulundum. Ağır ithamım Ali Köfte'nindir. Niye? Aday olduğu için değil. Bakın 8 yıldır Ali Köfte dizimin dibinde gözümün önündeydi. Benim şahsımı, karakterimi, yapımı ve bu oda, birliğin nasıl yönetildiğini en iyi bilenlerden biriydi. En iyi bilenlerden. Yani buna rağmen aday olmasa aday olabilir ama o seçim sürecindeki o yalan, dolan iftiraları beni çok üzdü. Yani o Ali Tam Ali Köfte hak etti. Hak etti. Yani her şeye bildiği halde, tanık olduğu halde, gözüyle gördüğü halde bu süreçte o söylediği yalanlar, iftiralar beni çok üzdü. Bu adamla bizim yoldaşlığımız oldu, düz ekmeğimiz oldu. Kader birliği yaptık, sırlarımı paylaştım ben bir dost bilerek, sırlarımı. Buna rağmen bu hainliği yapması, gene diyorum hainliği yapması Ali Köfte'dir. İlla ki ben de insanım, benim de kalbim var, duygularım var. Benim zoruma giden ne oldu? Ha destekçilerine de kahrettim. Kahrettim. Biz bunu hak etmedik. İsim zikretmeyelim. Herkes kendini biliyor. Ama taraf olmayanları da rencide etmeyelim. Yani destek vermeyenleri. Bunlar hep siyasetin içinde. Tarafsız kaldılar. Teşekkür ettim ben. En iyisini yaptılar. Başta bir isim vereyim. İl başkanımız değerli gazetecim Fırat Görgel. İnanın çocuk çok çırpındı. Yani aday olmasının etik olmayacağını söyledi. Olmaması gerektiğini söyledi. Buna rağmen yine istifasını aldı. Gönderdi. Yani kendine de bu yakışırdı, partimize de bu yakışırdı, Maraş'ımıza da bu yakışırdı, sorun yok. Ama buna rağmen özellikle uzun yıllar gönül verdiğim, destek verdiğim
Yani bir abi diye sahip çıktığım insanların bunu yapması beni çok üzdü. Kusura bakmasınlar ya. Yani gene diyorum benim o ağır ithamım sadece Ali Köfte'ye kapsar. Hiç kimseye kapsamaz başka. Diğerlerine kahrettim sadece. Üzüldüm ya. Başkanım, AK Partili isimlerin, yetkili isimlerin, milletvekillerinin, işte Büyükşehir Belediye Başkanı'nın böyle bir STK seçimine Ali Köfte yanında destek olması yönünde takındıkları tavıra ne söylüyorsunuz? Yani ben ne söyleyeyim ki? Yani böyle bir şey beklemiyordum ki söyleyeyim ya. Ne söyleyeyim ben? Şimdi beni tanımasa bilmeseler haklılar. Bugün Ali Köfte'yi bir iki senedir tanıyorlardır. Ben 20 senedir, 25 senedir tanıyan insanlar var dediğin isimlerin içinde. 20-25 yıl beni tanıyan insanlar var. Daha Ali Köfte'yi dün tanıdılar mesela. Gene diyorum yani herkesi yaptı da artık yanında kalmayacak. Kusura bakmasınlar. Ha şimdi buradan açık yüreklilere söylüyorum. Tekrar diyorum Allah Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı olsun. Yazık bu adama kardeşim ya. Yani bu adamın verdiği mücadeleyi görüyor. Adam dünyayla savaşıyor. Dünyayla savaşıyor. Bu adama yardımcı olmak lazım. Bu adamın en büyük gücü oydur, millettir. Bakın Tayyip Erdoğan'ın en büyük gücü millet ve oydur kardeş. Ya buna insan biraz üstüne ekleyeceği yere tamamen zarar veriyorlar ya, yazık günah. Başkanım, o dünkü teşekkür konuşmasında bir çığır açtınız. Kahramanmaraş'ta bu ilk. Yani bundan sonra bu tür eleştiri boyutu yüksek açıklamalarda odanız, başkanlığınız veyahut da diğer odalar böyle bir açıklamada bulunma biz haddimizi biliriz. Biz saygımızda, sevgimizde ödün vermeyiz. Yani bilmem neye küserek neyden olmayız biz. Ha illaki olacak. Eskisi gibi olmayacak. Onu söyleyeyim. Ama böyle şunu da siz de yanlış anlamayın. Yani sosyal medya üzerinden, basın üzerinden de biz o derece girmeyiz. Ama artık eksiğe değil de göreceğiz ve söyleyeceğiz. İşin özü bu yani. Son olarak. Yani ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Beni inanın bir haklı eleştiren olursa teşekkür ediyorum ben. Çünkü ben her şeyimi göremem, kendi eksiklerim, ama dışarıdaki dostlarım, vatandaşım, hemşerim bir eksikliğimi görüp de beni eleştirirse ben teşekkür ederim, memnun olur burada insan. Bu eksikliğini telafi edersin. Ama şimdi bu sanki her eleştiri bir hakaret gibi, efendim bir kötü söylem gibi bir hale geldi. Böyle olmaması lazım. Yani buradan bir Esnaf Odalar Birliği Başkanı olarak değil, bir Kahramanmaraş'ın sevdalısı Ferdi olarak şunu hemşerilerime rica ediyorum, artık konuşsun herkes kardeşim. Eğer yeri doğruya doğru desinler. AK Parti kimsenin babasının malı değildir. AK Parti milletin partisidir. Milletin partisidir. Bugün AK Parti ikinci, üçüncü kuşak hizmet ediyor. Doğru diyoruz, hiç beklentisi olmadan Allah için, memleket için, bayrağımız için bu partiye sahip çıkıyoruz ve hizmet ediyoruz, destek veriyoruz. Yani bunu hiç kimse kendi malı gibi görmesin artık partiyi. Kesinlikle. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Kusura bakmasınlar. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, sevgili başkan içten samimi açıklamaları, çünkü gözlerinden okunuyor o samimiyet. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve görevinde başarılar diliyorum. Kanal Maraş bugün Esnaf Odalar Odası Başkanlığı'nda sevgili Ahmet Kuyubu'nun demeçlerini aldık. Takdir artık kamuoyunun.